Evet efendim, bu haftalıkta merhabalar. Yine siz gönül dostların huzurundayız. Bugün sizlere İzmir ili Seferihisar ilçesine sesleniyoruz. Bugün bayram günü sabahı. Arka planda da görüyorsunuz. Merkez Camii'ye, Ulu Camii'ye bayram namazını eda etmek üzere akın akın geliyorlar. Evet, şimdi kısa bir görüntü izleyelim. Akabinde inşallah hem bayramlaşmalarla ve bayram mesajlarıyla sizlere beraber olacağız diyoruz ve geçiyoruz. Bırakın diğer yaratılanları, eğer bugün bizler birbirimizi sevemiyorsak, yine bugünlerde ve Müslüman hayatında her zaman öne çıkması gereken en önemli güzelliklerden bir tanesi de hoşgörü bilincine sahip olmak. Müslüman, tarihte aktif özne olan, belirleyici olan, tarihin akışını değiştiren insandır. Fatih Sultan Mehmet ne yaptı? Tarihin akışını değiştirdi. Bizim dinimiz tarihin akışını değiştirdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarihin yönünü değiştirdi. Bugün de bizler ne yapacağız? Bu mayus tarihimizi değiştirip Allah'ın memnun olduğunu, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin memnun olduğunu, Müslüman kardeşlerimizin memnun olduğu, bütün insanların memnun olduğu, bu da çok önemli. Bütün insanların memnun olduğu, tabiatın memnun olduğu, tabiatta yaşayan diğer varlıkların memnun olduğu bir dünya oluşturmak bizim en büyük hedefimiz. Benim Seferihisar'da Ulu Cami'deki bayram namazımızı eda ettik. Şu anda yanımızda Sayın Doktor Mustafa Eren hocamızla, ilçe vaizi, Seferihisar ilçe vaiziyle bir kısa hasbihalimiz olacak. İnşallah siz gönül dostlarına bir bayram mesajı alacağız diyoruz. Hocam, öncelikli olaraktan bayramımız mübarek olsun. Bayramlar milletlerin vicdanında, imanlarında birlik ve beraberliğin olduğu, kalplerinin ortak bir amaç, ortak bir hedef uğruna attığı müstesna günlerdir. Cenab-ı Mevla tarafından mümin kullarına verilmiş büyük nimetler, büyük armağanlardır. Özellikle Ramazan bayramı çok daha derin bir anlama, derin bir manaya sahiptir. O, mahşerde sınavlarını başarıyla vermiş mümin kulların dünyadaki bir provasıdır. Başta ülkemizin her köşesinde ve gönül coğrafyamızdaki bütün Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum. Özellikle uzun yıllar Avrupa'da kalmış birisi olarak oradaki dostlarımıza buradan selam, saygı ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Hepsinin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. Eyvallah, teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Şu anda Ulu Cami Merkez İmamı Abdullah hocamla beraberiz. Hocam, öncelikli olarak bayramımız bayram gibi olsun. Evet, bayramımız bayram gibi olsun. Temennim odur ki İslam aleminin bayramı en güzel bir şekilde geçsin. Özellikle Filistin'de, Irak'ta ve Suriye'de akan kanın ve gözyaşının durması için bugün Müslümanların istenlikle Allahu Teala'ya dua ve niyazda bulunmasını istiyorum. Ve son olarak da İslam alemine hayırlı bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Eyvallah, teşekkürler. Efendim, Ulu Cami'deki bayram mesajlarını ve hasbihalleri bitirdik. Siz gönül dostları için bir başka mekana yol alıyoruz. Süleyman Kesici, 5 Yıldız Unlu Mamulleri İşletme Müdürüyüm. Personelim ve işletmemiz adına bütün Seferihisar'daki müşterilerimizin ve bütün Türkiye'nin bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Ramazan bayramımız mübarek ve hayırlı uğurlu olsun.
olarak başta Seferihisar olmak üzere tüm eş, dost ve sevdiklerimize mutlu, huzurlu bayramlar diliyoruz. Evet, başta Damak Bir Ailesi olmak üzere 5 Yıldızlı Ünlü Mamulleri ailesine de teşekkür ediyoruz. Programımıza vermiş oldukları katkılardan dolayı. Bizler Seferihisar'da gittiğimiz zaman ilk tercihimiz hem Damak Bir de oluyor. Ailecek inşallah gidiyoruz. Ve bir diğer tercihimiz de 5 Yıldızlı Ünlü Mamuller oluyor. Bu vesileyle bütün gönül dostlarının, şu an ekranları başında bulunan bütün gönül dostlarının geçmiş bayramlarını tebrik ediyorum. İnşallah bayramları bayram gibi olmuştur diyorum. Ama bu günlerde bayramın ilk günleri, programın yayınlanacağı gün inşallah son günler olacak. Daha doğrusu tatilin son günleri olacak. Maalesef üzülüyoruz. Haberleri açtığımız ilk andan itibaren kazalar, ölüler, yani had safhada. Bunların tek sebebi gerçekten şoförler. Çünkü günübirlik burada yaşıyorum Seferihisar ve civarında. Bu kadar olamaz. Yani kuralsızlık kural olmuş. Yani tabii bunu genellemek doğru değil ama çok yüksek rakamlarda insanlarımız kurallara uymuyorlar. Hiç sollanmaması gereken, sollama yasağı olan yerlerde solluyorlar. Yani, karşıdan araç geldiğini göre göre. Yani Türkiye'de gerçekten böyle olmamalı, böyle devam etmemeli. Yani ben hem kendi aracımı sürüyorum, hem karşıdan geleni sürüyorum, hem beni sollayanı sürmek zorundayım, hem önde gideni sürmek zorundayım. Yani hepsine dikkat etmek zorundayım. Hiç kimse kurala uymuyor. Herkes kendisi kuralı koyuyor. Bir diğeri de bu kurala uysun diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Gönül dostları. Yani bu insanlar direksiyona geçtiği andan itibaren sanki canavarlaşıyor. Dışarıda trafik canavarı aramayın. Trafik canavarı bizzat siz ve biziz. Gönül dostlar, o araçta bulunan diğer insanlar, uyarın bu kardeşlerimizi araç kullanırken hatalı sollama yapmasınlar. Ya şu Seferihisar'dan eve geliyorum, defalarca kaza atlatıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç kimse yani bir diğerinin hakkına riayet etmiyor. Yani ne kadar önlem alırsa alsın yetkililer, bu insanlar kendileri uymak zorunda kurallara. Yoksa evde bekleyen insanlar tabii üzülür. Yani sevdikleriniz her gün üzülüyor. Bence yapılması gereken o araçta bulunan şoför haricindeki diğer insanlar hatalı sollamışsa uyaracak. Gerekiyorsa biraz da yüksek sesle uyaracak. Evet, teşekkür ediyorum. Bir de özür borcum var. Onu da inşallah İGMG İslam Toplum Milli Görüş Württemberg bölgesinden, başta bölge başkanım Sayın Ünal hocam olmak üzere bütün ekibinden, bütün o bölgedeki insanlardan özür diliyoruz. Programımız, çekimini yapmış olduğumuz programımız 2-3 hafta kadar bir geç yayınlandı. Hakkınızı helal edin. Benim de elimde olmayan sebeplerden dolayı inşallah birazdan ikinci bölümünü yayınlayacağız. O bölgedeki o programa sponsor olan sponsor kardeşlerimize de buradan seslenmek istiyorum. İnşallah onları tekrardan telafi edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri Württemberg programının ikinci bölümüyle baş başa bırakıyorum. İslam Toplum Milli Görüş'ün aileler günündeki hasbihallerimiz devam ediyor. Bu programa destek veren iş adamlarından iki kardeşimiz var. Aslında bunlar daha çok kardeşmiş ama biz ancak ikisini alabildik. Öncelikle oradan sol taraftan başlayalım. Merhabalar, sizi tanıyalım. Benim adım Erhan Sağlam. Sivaslıyız aslen. Türkiye'den 2001 yılında Almanya'ya geldim. Evlenip Almanya'ya geldim. 2008 yılına kadar başka bir meslekte, başka bir sektörde çalışıyorduk. 2008 yılından sonra telefon sektörüne girdik. Öncelikle olan size teşekkür ediyoruz bu programa destek verdiğiniz için. Siz de gelen insanlar birçok şirketin sözleşmesini yapabiliyorlar. Yapabiliyoruz. Bütün şirketlerle çalışıyoruz biz. Biz bir tane değil, Türksel distribütörlüğümüz var. Türk Telekom'un var. Ay Yıldız'da distribütörlük var ve diğer
Telekom, Vodafone, bütün netlerle biz çalışıyoruz. Yani tek bir netse bağlı değiliz. Şu anda izin sezonu. Önümüzde izin sezonu. Evet, izin sezonu. Sezonu için bir aksiyonunuz, bir angebotunuz var mı Almanca? Angebotlarımız var. Turkcell şu anda iyi bir kampanyası var. Bir de Ay Yıldız şirketinin iyi kampanyaları var. Türkiye'de internete girmek isteyenlerin, Türkiye'de tabii yeni dönem içerisinde smartphone çok ağırlıklı olduğu için insanlar artık konuşma değil, telefonum sadece internete girsin diye bekliyorlar. Bunu da Turkcell Europa ile Ay Yıldız Türkiye'deki buradan giden vatandaşımızın güzel kampanyalar başlattı. Bu önümüzdeki dönemde bunları kullanabiliyorlar izne gidenler için. Son olarak eklemek istediğiniz? Güzel ve hayırlı bir program olmasını diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Size de hayırlı kazançlar teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Efendim hasbihallerimize, programımıza devam edeceğiz. Pehlivan! Pehlivan! Ey pehlivan oğlu pehlivan! Besmeleyle çıkın meydana, hiçbir zaman uymayın kör şeytana. Bu dünya kalmadı Hazreti Süleyman'a, size de kalmaz pehlivan. Hani Ali, hani Veli, hani Kurt Dereli, pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza'dır belli. Olsun onun mekanı cennet, defalarca güneş donu giydi Hazreti Muhammed. Güreş yapmak hem ibadettir hem de sünnet pehlivan. Pehlivan, alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Bir gün olur sen de düşersin, bir gün olur sen de çıkarsın. Alta düştüğün zaman topuktan çal, üste çıktığın zaman kündeye al. Atamazsan önce Cenab-ı Allah'a sığın. Daha da olmazsa pirin Hazreti Hamza'yı çağır pehlivan. Allah Allah, illallah, Muhammeden Hak ya Resulallah. Stuttgart El Meydanı'nda koç yiğitlere alkışlarla diyelim maşallah. Vur Davucu Köroğlu havasından, şampiyon seçelim koç yiğitler arasından. Haydi Allah devam versin. Evet, başlıyor müsabakamız. Efendim hasbihallerimize programımızın ikinci günde devam ediyoruz. Biliyorsunuz İGMG Württemberg Şubesi'nin organize etmiş olduğu aile günü, aile şenliği adı altında 3 gün sürecek olan programımızın ikinci günündeyiz. Şu anda bölge başkanımız Sayın Ünalan Bey ile beraberiz. Başkanım, öncelikli olarak sizleri kutluyoruz bölgeniz adına. Gerçekten dün mükemmel program oldu. İnşallah bugün de güzel program olacak. Genel olarak program hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle biz Kanal 7 üzerinden bizi seyreden bütün misafirlerimize, seyredenlere teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Bizler İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları olarak, Avrupa'nın en büyük sivil toplum örgütü olarak, çocuk kulübünden cenaze vakfına kadar 7'den 77'ye bütün insanlarımıza hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. İşte geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz aileler gününde bütün insanlarımıza, kendi kültürümüzü, anneannelerimizi, örf ve adetlerimize ilgili sanatçılarımızla, güreş ekipleriyle beraber güzel bir aileler günü gerçekleştirmiş bulunuyoruz.
Bizler de özellikle bugün buraya teşrif eden, bizi yalnız bırakmayan bütün misafirlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Württemberg Bölgesi 32 cemiyetiyle beraber bugün burada aileler gününü beraberce yaşatıyorlar. Hocam, bu programa katılamayanlara önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yapılacak program için nasıl bir çağrıda bulunursunuz? Evet, bizim tabii ki buna benzer geniş katılımlı birçok programlarımız oluyor. Bizler bu programlarımızda geleneklerimize uygun, anneannelerimizi hatırlatan ve yaşatan, dini inançlarımıza da her zaman sürekli vurgu yapan büyük organizeler yapıyoruz ki gelen insanlarımızın çok memnun bir şekilde ayrıldığı, sonradan gelemeyen kardeşlerimizin veya duymayan kardeşlerimizin de üzüldüğünü her zaman duyuyoruz. Ama inşallah bugün zaten buraya iki gün içerisinde 15-20 bin civarında insan gelecek ki inşallah onlarla beraber bu güzelliği yaşayacağız. Gelecekteki kardeşlerime de şimdiden söylüyorum, programlarımıza hepsini davet ediyoruz. Eyvallah. Son olarak eklemek istediğiniz varsa? Bizler bay bayan bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Basın olarak sizlere canı gönülden teşekkür ediyoruz. Ve bununla beraber bizi yalnız bırakmayan bu noktada bütün sponsorlarımıza, standları kuran bütün kardeşlerimize, emeğe geçen bay ve bayan bütün görevli kardeşlerime ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Efendim, bu tür programlara Avrupa'daki yaşayan biz gönül dostlarım, daha çok nesillerimizin çok ihtiyacı var diyoruz. Bu programların devamını diliyoruz. Hocama teşekkür ediyoruz. Efendim, bu haftaki programımızı da Württemberg bölgesinden yaptık. İslam Toplumu Milli Görüş'ün organize etmiş olduğu Aileler Günü'nden yaptık. Çok güzel bir program oldu. Türk kültüründen kesitler sunuldu. Bizi biz yapan değerlerimizin yoğunlukta olduğu bir programdı. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Hep bu ekranda kalın.